Evet arkadaşlar, konularımızı anlatıp arkadan da etkinliklerimizi çözmeye devam ediyoruz. Uygulama alanı 2'deki etkinlikleri gelin birlikte çözelim. Birinci etkinliğimizde başlıyorum. Birinci etkinliğimiz, aşağıdaki birinci kutuda verilen açıklamalarla ikinci kutuda verilen kavramların başındaki harfleri boş bırakılan yerlere yazarak eşleştiriniz. Hadi başlayalım birinci bilgiyle. Feodalizmde toprağa bağlı köylülerdir. Kimdi bunlar arkadaşlar? Serfler. Feodalizmde toprağa bağlı köylüler kimlermiş? Serflermiş. Hadi buraya B'yi yerleştirelim arkadaşlar. Bakın. Buraya hemen B'yi yerleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar, serfler köle köylülerdi. Toprağın sahibinin toprakla birlikte alıp satabildiği köylülerdi. Bu bilgiyi de unutmayalım. Hadi 2 ile devam edelim. İlk ve orta çağda Hindistan'da görülen kast sisteminde en üstten en ayrıcalıklı kastı oluştururlardı. En baştaki sınıf neydi kast sisteminde arkadaşlar? Bu da Brahmanlardı. Hadi bunu da yerleştirelim arkadaşlar. Ben kast sisteminden birkaç cümle bahsedeyim size. Hindistan'daki bir sistemdi. Dikey geçişler, yani sınıflar arası geçişler kesinlikle yasaktı. Her kişi doğduğu sınıfta işte varlığını sürdürüp hayatını devam ettirip o sınıfta da ölüyordu arkadaşlar. Ve işte Brahmanlar, Vaisyalar, Kşatriyalar, Sudralar gibi tabakaları vardı ki bir de Paryalar vardı. Bu sınıftan sayılmıyordu bile. Sınıfın, yani o gruplamanın içine bile konmayan bir grup vardı. Bu da Paryalardı arkadaşlar. 3'e geçelim şimdi. Feodalizmde büyük toprak sahibi olan ve malikanesi içerisinde bulunanların güvenliğini sağlamak zorunda olanlardır. Bakın, büyük toprak sahipleri feodalizmde kimlerdi? Senyörlerdi arkadaşlar. Bakın, senyörlerdi ki senyörler değil mi? Geniş topraklarda halkı himaye edenler olmuşlardır. 4'e geçelim. 8. yüzyılda Fransa'da kralların silah ihtiyaçlarını ve askeri eğitimlerinde gerekli masrafları karşılamaları nokta nokta için belli ölçüde arazi bağışladıkları savaşçılardır. Bu savaşçılar kimlerdi arkadaşlar? Bakın, bu savaşçılar şövalyelerdi arkadaşlar. Bu savaşçılar kimlermiş? Şövalyelermiş. Hemen bunu da yerleştirelim. A'yı buraya yazalım arkadaşlar. Şövalyeler de bu dönemde güvenliği sağlayan, ihtiyaçlarını kralların sağladığı askerlermiş. 5'e bakalım hemen. Hindistan'da kast sistemi dışında tutulan toplumsal kesimdir. Daha biraz önce anlattım. Kimdi bunlar arkadaşlar? Paryalar. Dedim ki kast sisteminde çeşitli sınıflar var ama bir de öyle bir sınıf grup var ki sistemin içinde bile tutulmuyor. Bu da kimdi? Paryalardı. 6'ya bakalım. Salihli Sardes'ten Mezopotamya'daki Sus'a kadar uzanan kral yolunu yapanlardır. Kimdi bu sevgili arkadaşlarım? Bu Perslerdi. Burada da size bir konuda bilgi vermek istiyorum. Bakın, bilgilerimizi bütünleştirerek gidelim. Kullanalım öğrendiğimiz şeyleri. Daha 9. sınıfta bakın başlayan, değil mi? Tarihin tanımıyla başlayan ünitemizi biz başladık anlatmaya ve anlatmaya da devam ediyoruz. Orada şöyle bir bilgi vermiştik. Dedik ki tarihte kesinlik yoktur. Yeni bilgiler ortaya çıkabilir. Yeni belgeler, yeni bilgiler doğurabilir. Bundan bahsetmiştik. Bunun en güzel örneklerinden biri budur. Lütfen bazı kaynaklarda halen Lidyalılar olarak geçse de kral yolunu Perslerin yaptığını, Lidyalıların buna katkıda bulunduğunu söylüyoruz artık. Yani ne demek istiyorsun hocam? Yıllarca biz kral yolunu Persler, çok özür diliyorum. Yıllarca biz kral yolunu Lidyalılar yaptı diye anlatıyorduk. Ama yeni belgelerde bu bilgi değişti. Kral yolunu kim yaptı diye veriyoruz artık. Persler yaptı diye veriyoruz. 7'ye bakalım. İpek yolu egemenliği için kök Türklerin Akhunlara karşı ittifak yaptığı nedir diyor? Devlettir. Bu kim arkadaşlar? Bakın, Sasaniler, değil mi? İran coğrafyasında varlığını sürdüren
Sasaniler. Dedim ki İpek Yolu büyük çekişmelere, diplomatik ilişkilere, anlaşmalara, hatta çatışmalara, savaşlara neden olmuştur. Bunun bir örneği de bu arkadaşlar. 8'e bakalım. Bizans ordusunda ücretli askerlik yapan Türk boylarındandır. Kimdi bunlar arkadaşlar? Peçeneklerdi, değil mi? Peçeneklerdi ki ileride peçeneklerle ilgili de önemli bir bilgi size söyleyeceğiz. Ne diyeceğiz? Bu peçenekler Malazgirt Zaferi'nde taraf değiştirip Selçuklu tarafına geçtiler. Bu da ne oldu diyeceğiz? Selçukluların kazanılmasında etkili oldu. 8'e de D yazdık, peçenekler. 9'a bakalım. Kürk yolunun Karadeniz kıyısında ticaretini yapan Türk devletidir. Kimdi bu? Zengin olan, Hazarlarda oldukça zengin ve gelişmiş bir Türk devletiydi. Hatta yine ek bir bilgi olsun sizler için. Tarihte Yahudiliği, Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti kimdi? Hazarlardı. Ona bakalım şimdi. Türklerin Bizans, Çin ve İran gibi komşularıyla yaptıkları ticarette kullandıkları gümüş madeninden yapılmış paradır. Zaten bir tane kaldı. Bu para neydi arkadaşlar? Satir. Değil mi? Bakın, kullanılan para neymiş arkadaşlar? Satirmiş. Birinci bölümü tamamlamış olduk. Hadi ikinci bölümüne devam edelim. İkinci bölümde diyor ki bakın, Orta Çağ'da ticaret konusuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden bazıları doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Buradan bir tane çıkışa ulaşacağız biz. Doğru olana gideceğiz. Hadi başlayalım ilk kutucuktan. Don Irmağı'nın Karadeniz'e döküldüğü yerden başlayıp Ural Dağları, Güney Sibirya sınırından, bakın şu kutucuğu okuyorum, Altaylara, oradan da Sayan Dağları üzerinden Mançurya'ya, Çin ve Amur Irmağı'na ulaşan yola İpek Yolu adı verilir. Bu yanlış bir bilgi. Bu yola Kürk Yolu denir. Bakın buraya ne yazmış? Doğru yazmış. O zaman biz bu kutucuktan devam edemiyoruz. Yani yanlış bir bilgi olmuş. Geçelim ikinci kutucuğa. Hemen bakalım. Hint Okyanusu kıyılarındaki Hindistan şehirlerinden başlayıp bir kolunun Basra Körfezi'nden Fırat, Dicle ırmaklarını takip ederek Halep üzerinden Antakya ve Şam üzerinden Sayda'ya ulaştığı, diğer kolunun da Aden Körfezi'nden Kızıldeniz'e, oradan da Kahire üzerinden Akdeniz kıyısından İskenderiye limanına ulaştığı yola Kürk yolu denir. Bu Kürk yolu değil arkadaşlar, bu baharat yoludur ki buna yanlış diyor. Evet, kutucuktaki bilgi yanlış, o yüzden biz buradan devam edeceğiz. Bu kutucuktaki bilgi yanlış. Geçelim hemen ikinci kutucuklara. Kürk yolunun Karadeniz kıyılarında İtil Bulgarları ve Hazar Türkleri ticaret yapmıştır. Evet, gerçekten de çok da etkili olmuş, zenginleşmişlerdir. Bu da doğru bir bilgi. O zaman biz kaçıncı çıkıştan çıktık? Beşinci çıkıştan. Peki bunu neden almadık? Hadi bakalım bu kutucuğumuzu da bir kere de bunu okuyalım. Baharat yolundan gelen baharatlar Ortaçağ Avrupa'sında gıdaları saklamada, ilaç yapımında, parfüm üretiminde ve kutsal yağların hazırlanmasında kullanılırdı. Bu doğru bir bilgi ama ne yazmış buna? Yanlış yazmış. Doğru bir bilgi bu arkadaşlar. Buradan ne yapamadık? Çıkış yapamıyoruz.